Arkadaşlar bu soruda bir bağlaç değil de kısaltma soruyor. Ejectif clause'larda kısaltma. Kısaltmanın dışında bir de yüklem soruyor esasında. Bakalım boşluklarda hangisini nereye seçmem gerekiyor. Şüpheli insanların çoğu question birinci boşluğum sorgulanmış ya da sorgulamış. Ama devamında bir edat olduğuna göre burayı pasif kullanmam gerekiyor. Yani patlama hakkında sorgulanan insanlar demem gerekiyor. Ya da patlama hakkında sorgulandılar şeklinde bir yüklem olması gerekiyor. Burada yüklem biçimine uygun herhangi bir seçenek yok. A, B, C, D ve E'de. E çünkü sorguladı olur. Devamında nesne alması gerekiyordu yüklem olsaydı. Dolayısıyla burada bir kısaltma var. İkinci boşlukta o zaman yüklem olması gerekiyor. Yüklem devamında yine bir edat olduğuna göre pasif olması gerekiyor. Yani göndermek birini göndermek olmadığına göre gönderilmek olacak. Yani mahkemeye gönderildiği anlamına getiren bir kısaltma şey yüklem getirmem gerekiyor. Pasif yüklem getirmem gerekiyor. O zaman şimdi birinci boşlukta madem ki kısaltmam var, patlama hakkında sorgulanan insanlar demem gerekiyor. Patlama hakkında sorgulanan insanları kısaltırken birincisi pasif seçmem gerekiyor. A'daki to şeklindeki kısaltmalar, to verb şeklindeki kısaltmalar özel durumlarda geçerli. Yani modullarda kullanabiliyoruz ki kısaltmanın içerisinde yüklem modu ise to verb şeklinde kısaltabilirim. Veyahut da öncesinde süperlatif bir ifade varsa the first person, the last, the player falan şeklinde bir süperlatif kullanmam gerekiyor ki to verb'e gideyim. O yüzden to ifadeler bu burada olmaz. Ne şey var, süperlatif var ne de modul var. Pasif olarak kullanabileceğim C'de var, D'de var. B aktif kısaltma. C ile D'nin farkı ikisi de pasiftir ama burayla diğer eylem arasında zaman farkı varsa C'yi yoksa eş zamanlıysa D'yi seçmem gerekiyor. Gelelim ikinci boşluğa. Mahkemeye gönderdiler. A'daki C'deki yüklem yani send olayı aktif bir olaydır. Mutlaka nesne alması gerekiyordu. Olmayacağına göre pasif olarak bunu yapmam gerekiyor. Yani sorgulanan insanlar mahkemeye gönderildi. Zaman farkını çok fazla vurgulamamış. O yüzden D demem gerekiyor.